güzel suyu da bırakıp. Hocam suyu da bırakıp. Valla şunlar hep ölüyor bak. Şuraya dal. Ara. Ara su bırakma o kadar kovayı alayım hemen. Abi. Tam bir tane kovayı kardeşine. Bunlar ne belacı? Ha bırak. Devam edin siz. Öyle yapın. Aa, bir tane kova getir ha. Kova da getirin. Baksana ya. Komple bura dolu böyle. Gidiyor aşağı kadar. Ben sana şunu yaparım. Sen burada kadar ne kadar gelin. Bir dakika ne var yukarıda yani ne var? Şöyle bir durum var. Yani yöreden yöreye değişmesine rağmen şu anda bizim bu bölgede 15 Temmuz arasında balıkların kutlama zamanı olduğu için kaç tane yakaladın? Bu dönemde balık avlamak yasak. He. Sazan avlaması yasaktır. He. Yani şu anda sen yasak dönem içerisindesin şu anda. Yani sen buralıyım diyorsun. Bu balığa sahip çıkacak olan da sensin. Ancak sen... Senin kimliğini de alayım arkadaşım. Burada bir tane daha var. Kimliğini bir getirsene. Bazen kızıyoruz, millet diyor. Otursam bize küçüğü yakalayamazlar. Bir de sayısı var. Tamam ben atıyorum sana. İki tane. Bir oltada kaç iğne var? Üç tane. Onda şunlarda kaç tane var? Üç tane var. Üç tane var. Dörde bir tevhide. Yasak dönem bittikten sonra. Hatta dört tane var. Ha, üç taneden fazla iğne kullanamaz. Bir oltada en fazla tamam, üç tane var.
arkadaş. Oğlum nereden geldi? Dünyada her 13 dakikada bir canlı türü yok olmamak üzere geri kaybolmakta, nesli sona ermektedir. Şayet bu canlılara sahip çıkmazsak, biyolojik zenginlik kaynağımız olan akarsulara sahip çıkmazsak, bugün Van Gölü'nde yaşayan inci kefali de maalesef bu türler arasına girecektir. Biyoçeşitlilik kaynaklarımızdan söyledik balıklar. Fakat akarsular üzerinde inanılmaz bir baskı var. Özellikle Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin neslinin devam etmesi için yalnızca üreme dönemindeki kaçak avcılığı önlememiz yetmiyor. Aynı zamanda akarsulara da sahip çıkmamız lazım. İşte arkamızda akarsulara, akarsulardaki yaşayan canlıları dikkate almadan yapılan bir müdahale sonucu ortaya çıkan bir sorunu görüyoruz. Hemen Engilsu Çayı'nın kenarında açılan sulama kanalı nedeniyle balıklar kaç gündür buraya giriyorlar ve burada üremelerini gerçekleştiremeden ölüyorlar. Bu Van Gölü'ndeki stoğa çok ciddi bir zarar veriyordu. Fakat inci kefalinin bölgedeki önemli koruyucularından olan Edremit Jandarma Komutanlığı, Edremit İlçe Bot Komutanlığı çok pratik ve çok ekolojik diyebileceğimiz bir çözüme imza attı. Bu kanala yerleştirdiği boruyla beraber balıkların artık buraya yönelmesinin önüne geçmiş oldu. Akarsular önemli dedik. Ülkemizdeki her bir akarsu önemli. Fakat mesele Van Gölü Havzası olunca akarsuların önemi iki kat daha artıyor. Çünkü Van Gölü'ne dökülen bugün 111 tane dere var. Ve inci kefali 111 tane derenin her birisine üreme göçü gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu dereleri eğer koruyamazsak, bu derelere inci kefali girip başarılı bir şekilde üremesini gerçekleştiremezse stoğun devamlılığından söz etmemiz mümkün değildir. Bu noktada Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edremit Bot Komutanlığı'na yapmış oldukları bu duyarlı çalışmadan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz nokta Engilsu Çayı, yani Van Gölü'nün güney tarafından Van Gölü'ne dökülen en büyük akarsulardan birisi ve üreme göçünün en büyük gerçekleştiği noktalardan birisi. Şayet bu kaynağı koruyamazsak burada büyük kaçak avcılık oluyor ve inci kefali stoğuna büyük zarar veriyor. İşte bu noktada Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 24 saat esasına göre burada nöbet tutuyor, kaçak avcılığı engelliyor. Edremit İlçe Jandarma Botu 24 saat denizden yaptığı uygulamalarla beraber kaçak avcılığa geçit vermiyor. Dolayısıyla buradaki yapılan çalışma ülkemizdeki doğal kaynakların korunmasında çok güzel bir örnek oluşturuyor.